Merhaba, adım Necati. Hayır, o ben değilim. Hah, işte bu. Bu benim, Necati. Dedemin adı. Dedem hep... Yaşamak ciddi bir iştir. Sen ol, bu işi ahlakıyla yerine getir. Derdi. Ben de bunun için çaba gösteriyorum. Peki anlaşılıyor muyum? Sanmam. Bugün lisedeki ilk günüm. Biraz gergin ve heyecanlıyım. Umarım lisedeki arkadaşlarım daha öncekiler gibi olmaz. Her yıl böyle olur. Adımı bir türlü sınıf listelerinde bulamam. Sonra bir sınıfa geçer ve her şeyi sınıftaki öğretmene tek tek anlatmak zorunda kalırım. Bu durum o kadar gerer ki beni hiçbir zaman düzgün cümle kuramam. Merhaba arkadaşlar. Yazılı zamanları biraz sıkıntılı oluyor. Hayır, derslerin zorluğundan değil. Aksine, dersler çok kolay. İyi de hazırlanırım ama şey işte yani. Notlarım birçok arkadaşımın hak etmediği notlarından daha düşüktür genelde ama benim içim rahat. İyilik yap, denize at, balık bilmese halık bilir. O yıl üniversite sınavını kazanamadım. Ertesi yıl hararetli bir çalışma süreci başladı. Üniversite hazırlık denen şey, sıkıntılı geçen ve heba edilmiş zamanlarımdı. Bendeki kalıcı etkilerinden biri de yıllarca yüzümde taşıyacağım sivilcelerim olacak. Bu annem. Bu süreçte bana çok yardım olmuştur. Özellikle pişirdiği ve bana zorla yedirmeye çalıştığı börekleriyle. Bu babam. Biraz sinirli bir yapısı var. Sanırım başarısız olduğumu düşünüyor. Sınavı kazandım. Hem de ailemin istediği bölümü. Matematik öğretmenliği. Oysa ben sinema okumak istiyordum. Yani bana sorsalardı ben öyle derdim. Bir şekilde üniversiteyi de bitirdim. Nice zorlukların sonrasında mezun olduğum liseye öğretmen olarak atandım. Okuldaki öğretmenliğimin ilk günü. Biraz gergin ve heyecanlıyım. Umarım öğretmenlerle ve öğrencilerle iyi anlaşırım. Evet, iyi bir öğretmen olmayabilirim ama öğrencilerime iyi şeyler anlatmaya çalışıyorum. En azından bunda emeğimin karşılığını almayı umuyorum.